بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محترم جماعة المسلمين büyüklerimiz aslında bugün büyük üstadımız Allama Abdülahad Han Mahdum'un ve nice şehitlerimizin gıyabi cenaze namazı ile beraber Allah'ın huzurunda Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin avlusunda bu derdimizi ortaya koymak için Anadolu'nun 80 milyon kardeş insanlarımızın yüreğine, vicdanına bu mesajı iletmek için burada bulunuyorduk. Aslında ben bir basın açıklaması hazırlayıp gelmiştim. Bakıyorum ki burada güçlü medya ordusunu göremiyoruz. Kameralar ordusunu göremiyoruz. Ve yanımızda çok güçlü insanlar yok arkamızda ve civarımızda. Çok güçlü insanları, güçlü toplulukları yanımızda göremiyoruz. Ben bu nedenle aslında bu basın açıklamasını ve herhangi bir açıklamayı gerek duymadan sadece kalbimi yarıp kalbimi açmak istedim. Elimden gelse şu an yüreğimi yarsam bu benim basın açıklamam olmamalı. Burada yüzlerce veya binlerce göremiyorum arka tarafı. Doğu Türkistan'da 40 milyon insan var. Diasporada muhacirette yaklaşık 4 milyon insan var. Ve Türkiye'de resmi kaynaklara göre 300 bin Doğu Türkistanlı var. Türkiye genelinde. Ve Doğu Türkistan'da olup biten zulümler o kadar derinleşti ki kalplerimiz lime lime oldu. Doğu Türkistan'ı her taraftan kapattılar. Şu an ciddi bir şekilde operasyon yapıyorlar. Ve şu an bu şehidimiz dışında bu saflarda duran yüzlerce kardeşlerimizin ailesi, annesi, kardeşleri, babalarından hiç haber alınamıyor. Ve ben dahi şu an, ben annemle, kız kardeşlerimle kimseyle görüşemeyeli seneler oldu. İrtibata geçemiyorum. Annemin sağ olup olmadığını bilemiyorum. Ve keza burada saflarda duran kardeşlerimiz de öyledir. Daha dün bir toplantıda bir arkadaşımız söyledi. Dedi ki ben bir vesileyle, WeChat ile kız kardeşimle görüştüm diyor, mesajlaştım diyor. Durumu anlattım diyor. Anlat diyorum, konuşamıyorum dedi. Niye konuşamıyor? Evinde hiçbir mukaddesatı, hiçbir şeye inancı olmayan, insan demek bile insanlığa hakaret olan bir mahlukatı o kardeşimizin, o kız kardeşinin evine misafir olarak Çinli akrabalık projesi adı altında o namahrem hatta din ve ırk olarak, kültür ve medeniyet olarak bizim dışımızda olan birini o eve yerleştirmişler. Ve binlerce evlerde olduğu gibi. Diyor ki namaz bile kılamıyorum demiş. Taravihler kılıyor musunuz diyor. Ne taravih diyor. Onu da çok işaretlerle söylemiş. Namazda evde bile kılamıyorum. Niye? Çünkü bu akrabamız var yanımızda diyor. Bu akraba her ay değişiyormuş. Her ay bu Çinli yeni bir Çinliyle değişiyormuş kardeşlerim. Böyle bir hal iken 40 milyon mazlum insan haykırıyor. Haykırmaya bile gücü yetmiyor. Ve burada dışarıda onların akrabaları olan bizler de her gün bin kere ölüyoruz. Ve bu ızdırap içerisinde hiçbir şey yapamama, hatta sesimizi bile bunca insana duyuramama acısını yaşıyoruz. Ve kimsenin bize gelip sormadığını ve hatta bu büyük ellamenin şehadeti bütün dünyaya yayıldı. Türkiye'de bile sosyal medyada ciddi bir şekilde yayıldı. Bizi arayıp soruyan kardeşlerimiz olmadı maalesef. Nedir durum diyen olmadı. Bu nedenle ben bu basın açıklamasını yapmıyorum. Ama ben yüreğimde gelen çift kelimeyi anlatacağım. Çünkü benim değer verdiğim insanları göremiyorum.
benim sesimin iletilmesi gereken o merciler, o medya yok burada. Bundan dolayı ben şimdi Doğu Türkistan'daki durumu çok özetli bir şekilde diyeyim. Doğu Türkistan şu an hapisler Rusların o yumurtası gibi, zaten Doğu Türkistan genel bir hapishaneye dönüştü. O yetmiyor. Bütün insanların dış dünyayla olan bağ olan pasaportları ellerinden alındı. Yurt dışı veya Doğu Türkistan içerisinde bile seyahat özgürlüğü kısıtlamaya uğradı. İnternet aracılığıyla da dış dünyaya oradaki olup biteni anlatamıyorlar. Böyle bir durumda biz daha önceden sizlere arz ettiğimiz ifade özgürlüğü, dini yaşam, hak, hukuk, bunlardan bahsedecek mecalimiz kalmadı. Biz bunu artık buna anlatmıyoruz. Biz sadece anlatacağımız şey, biz yok oluyoruz. İç kanaması yaşıyoruz. Kırmızı odadayız. Bize bakın. Bizim sesimize kulak verin. Vicdanınızı uyandırın diye bu çağrıda bulunuyoruz. Bugün biz Allah'ın evindeyiz. Allah'ın huzurunda haykırıyoruz. Medyalar olmayabilir yanımızda. Güçlü insanlar yanımızda, saflarımızda olmayabilir. Ama herkesi idare eden, kalplere hükmeden, bütün güçleri ellerinde tutan Rabbimize şikayet ediyoruz. Allah'a havale ediyoruz. Artık biz bize düşeni yaptık. Bizim anne bacılarımız Doğu Türkistan'da elinden gelen kadarıyla direniyor. Tecavüze uğruyorlar. O evlere yerleştiren Çinli şu an senin kızına, insafı varsa senin kızını almak istiyorum diyorlar. İstediği zaman taciz ve tecavüz olayları var. Bunun dışında ben bu kızı alıyorum diyor. Aile direndiği zaman o aileyi Çin'in şu an icra etmekte olduğu Nazi kamplarına atıyorlar. Şu an sosyal medyada da bizim paylaştığımız resim ve videolar var. Kızlarımızı zorla alıyorlar. Bu bir ümmet için, bir ümmetin bir safa cepheye gitmesine sebebiyet verecek bir unsurdur. Böyle bir durumdayken bizim halimize bırakanlar kendisi düşünsün. Allah'ın huzuruna gittiği zaman kendi defterinde yazılacak o mizanda, o tartıda kendinin bu böyle bir durumda durduğu safını oradan görsün. Biz burada bunları anlatırken Doğu Türkistan'da her gün binlerce insan şehit ediliyor, tutuluyor. Karşılıklı bir savaş cephesi yoktur Doğu Türkistan'da. İnsanlar ellerinde bir şey yok. Şu an paylaştığımız videolara görebiliyorsunuz. Kaşgar gibi çok kalabalık bir vilayet. Khotan, Kaşgar, Urumqi, sokaklar bomboş kardeşlerimiz. Yukarıda 1 milyondan fazla denildi. 3 milyondan fazla insan olduğu söyleniyor. Niye? Doğu Türkistan'daki bütün hapishaneler doldu. O yetmedi. Doğu Türkistan'ın Teklamakan çöllerinde Guantanamo, Vari birçok büyük kamplar inşa edilmiştir. Sokaklar boşaltılmıştır Doğu Türkistan'da. Bu nedenle biz Doğu Türkistanlılar olarak bütün siyasi teşkilatları, partileri, sivil toplum kuruluşlarını ve hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konuda gerekli bir girişimde bulunmasını, Doğu Türkistan'daki iç kanamanın tamamen yok olmaya, bundan sonra ileriki yakın senelerde baktığımızda orada 40 milyon insanın, kardeşlerinizin izini bulamayabilirsiniz. Bunun için acil müdahalede bulunmasını arz ediyoruz. Şu an Doğu Türkistan'da Çin alenen 2050 Çin rüyası diye bir projeyi deklare ediyor. Açıkça Çin Komünist Partisi. Toplantılarda söylenen açık bir vakadır. Diyor ki bu 2050'ye kadar Doğu Türkistan diye bir şey coğrafyada çizilmeyecek. Açıkça söylenen şey. Ve
Uygur, Kazak, Kırgız diye Doğu Türkistanlı sanan kendilerini iddia eden bir kimse kalmayacak diyor. Ya Çinli Çinlileşecek, ya Çinlileşecek ya yok olacak. Bunu imalen söylemiyor. Açıkça toplantılarda söylüyor. Ve bu operasyon başlamıştır. Şu an yüzlerce binlerce insanımızı şu an zoraki Çin'in iç kesimine gönderiyorlar. Oraya yerleştiriyorlar ve milyonlarca Çinliyi Doğu Türkistan'a taşıyorlar. Ve kamplar, hapishaneler ve kamplar ayrı bir mecra, ayrı bir dram, ayrı bir trajedi. Bunun için biz bugün Türkiye'mizin mevcut durumdaki sıkıntılarını kalbimizle hissediyoruz. Biz birkaç kez sokaklara döküldük. Türkiye'nin bütün sıkıntılarında, bütün meselelerinde biz aynı hassasiyeti taşıyarak Türkiye'nin devletimizin hiçbir şekilde zafiyete uğramaması konusunda hayatımızı, yüreğimizi, canımızı ortaya koyabildik, koyarız. Ama Doğu Türkistan meselesi şu an o kadar nazik, o kadar hassas bir yere geldi ki şu an bir el uzatılmazsa bundan sonra herkes pişman olur. Veya çok büyük bir facia ortaya çıkacak. O zaman bu işin nereye çekileceği ve kimlere dokunacağını kimse kestiremez. Bu nedenle ben sözümü bu şekilde herkesten Doğu Türkistan'daki sıkıntılara kulak vermesini ve bunu dillendirilmesini ve bütün kendi cemaat, kendi teşkilat, kendi meşreflerinde dillendirerek bunu devlet büyüklerimize arz edilmesini ve bu konuda gereken devletin kendi üslup ve çerçevesini, teamüller çerçevesinde bunlara acilen el atılmasını arz ediyoruz. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Allah bütün Doğu Türkistan mezlumları başta olmak üzere bütün mezlumlara Allah yar ve yardımcısı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber!